pişmiş etlerimizi de haydi haydi. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Dur tuş takılı kaldı. O kadar bir şeye bastım ki dur sakin. Sakin bir dakika. E'ye bak bir şey yap oğlum. Tuş takılı kaldı dur. Tuş takılı kaldı. W tuş takılı kaldı. Herhalde dur oğlum durduramıyorum şu an. Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz Taş Devri Mutlu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hatırlarsanız en son buradaki ateş işlemlerimizi halletmiştik yani geçen bölüm birinci bölüm yapabileceğimiz en fazla şeyi yapmıştık ve bayağı uzun bir Bölüm olmuştu bizim için yaklaşık yarım saatlik bir bölümdü izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum zaten birinci bölüm izlenmeden ikinci bölüm izlenmez evet böyle böyledir yani bu böyledir şimdi neyse arkadaşlar bu arada evet güzel bir beğeni sayısı tekrardan bekliyorum arkadaşlar hepinizden çok güzel beğeniler bekliyorum evet taş devri özel skinimle beraber karakterimle beraber. E, Like'ları bekliyorum. Neyse arkadaşlar şimdi O oyun dondu bir şey oldu dur 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 oyun dondu Bakalım en son ne yapmışız şimdi Bu ateş bölümündeki işlemlerimizi yaptık Ve evet burada biraz tuz bulmamız gerektiren bir görevimiz var Bunu da halledeceğiz inşallah bu bölüm ama Ben daha çok şuradan devam etmek istiyorum Yani e, Tomahawk yapımı ve bir mızrak yapımı arkadaşlar burada var ve şimdi biz balık avlamak için bu mızrağı yapmamız gerekiyor yani şunu yapacağız bu bizim için tabii ki bir silah olacak yani fırlatabildiğimiz bir silah diye biliyorum Tomahawk'u ben ve bunun haricinde bir mızrak yapacağız arkadaşlar mızrak da balıkları avlamamız için bizim kullanışlı bir aletimiz olacak bakalım bunu beceremezsek başka bir şekilde balıkçılık yapacağız. Çünkü bir balıkçılık modumuz daha yüklü arkadaşlar içinde. Hani olmazsa o şekilde balıklarımızı avlamaya çalışacağız. A yöntemiyle A fırlatarak. Şimdi taş devrinde olduğumuz için ilk önce bu ana modumuzu kullanacağız. Yani mızrakla balık avlamaya çalışacağız. Hani ilk insanlar gibi cidden. Evet bakalım Tomahawk nasıl yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi Tomahawk yazacağız buraya şu şekilde. Evet bakalım yapımı Kolay, çok kolay bir yapım var. Twine kullanacağız, Flaked Flint ve e, Stick kullanacağız. Şimdi Flint'imiz hiçbir şekilde yok. O yüzden arkadaşlar bize ilk öncelikle bir Gravel lazım. Şimdi arkadaşlar Gravel 4 tane aldık. Bu 4 tane Gravel'ı şu şekilde arkadaşlar Flint'e dönüştürüyoruz. Ve şimdi bu Flint'lerimizi e, yere arkadaşlar taşlara vura vura kendine getireceğiz. Flaked Flint yapacağız. Evet bir tanesini şöyle vura vura, vura vura, vura vura, vura vura. Evet dönüştürdük. Hepsini arkadaşlar şöyle vurarak. Evet güzel bir şekilde Flaked Flint'e dönüştürdük arkadaşlar. 4 tanesi Flaked Flint oldu. Flaked Flint Point. Tekrar vurup evet Flaked Flint Point yapıyoruz arkadaşlar. Yani Vurulmuş flint'i de Vuruyoruz ve evet bunun arkadaşlar Bir küçüğü daha çıkıyor evet şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar flaked flint point Varmış ben ikisini de arkadaşlar flaked flint sandım Bakın çok benzeyikler için görünüş olarak Tamamdır şimdi o zaman e, Şunu arkadaşlar şöyle şuraya ekleyebiliriz ve Şurada arkadaşlar güzel bir şekilde Tomahawk'umuzu elimize alabiliriz tamam Bir başarım daha kazanmış olduk şimdi arkadaşlar Bunu nasıl çalıştığını zaten hepiniz biliyorsunuzdur Game of mods'da falan da kullandık bunu Buru abiyle e, nasıl yapıyorduk biz Mesela şu ineği arkadaşlar şöyle sağ tıkla fırlatıyoruz ama tabii ki ineğe fırlatamadıktan sonra ne işe yarar? Şöyle arkadaşlar biraz yukarı doğru. Yani şöyle fırlatıyoruz. İnek ışınlandı. Evet. Bizim silahımız daha farklı şeylerde yarıyormuş. Taş devrinde ışınlanmayı bulduk. Evet şöyle arkadaşlar ineğe fırlattığımızda inek güzel bir şekilde ölüyor. Ama bizim tomahawk'umuz nereye gitti lan? Şurada mı? Yerin yerin altına girdi. Nasıl alacağım bunu? Bir dakika şunu kazmam lazım. Ha, Evet yerin altına girdi birden. Çok korktum tomahawk'um gitti diye. Oğlum nereye gitti? Aa! Gelmiyor elime gelmiyor. Yerin altında kaldı. Bir dakika. Nasıl alacağım bunu? Ha aldım. Evet tamam aldım. Abi yerin altına kaptırıyorduk az daha şeyimizi tomahawk'umuzu dur. Şimdi şu tekrar kapatalım şurayı ben çünkü böyle bu görünüşte çok e, rahatsız oluyorum. Tamam bu şekilde hemen çimene dönüştü lan. Evet şimdi arkadaşlar e, bu şekilde zaten hani bunun amacını biliyorsunuz. Tabi sol tıkla da saldırabiliyor bu fakat uzaktan saldırmak için çok hani kullanışlı bir şey. E, yanınıza yaklaştırmak istemiyorsunuz düşmanlarınızı. Bayağı kullanışlı fakat e, biraz şey yani attığımızda geri gelmiyor. Normalde attığımızda geri geliyordu Game of Most'taki Tomahawk modunda. Attığımız Tomahawk'muz geri geliyordu arkadaşlar, balta fırlatma moduydu ve güzeldi. Neyse arkadaşlar şimdi konumuz bu değil, konumuz arkadaşlar bizim şuradaki diğer başarımı da yapmamız. Şimdi bir spear yapacağız balıkları avlamak için bakalım biz spear yapımı nasılmış çok zor olduğunu sanmıyorum. Derken evet çok da zor değil. Şimdi spear arkadaşlar yapmamız için ha kırılmış spear'ı düzeltme şeyi bunlar tamam bunlar değil bizim yani yapılmış yapılışımız şu evet en alttaki yapılışımız iki tane çubuk bir tane flaked flint yani bu kadar basit ama tabii ki bunu e, bizim Nerede? Mekanımızdaki crafting table'ımızda yapmamız lazım. Abi ben mekanımızı hep kaybediyorum ya. Evet buraya bir işaret koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi işaretimiz çok basit bir işaret olabilir. Yani şu iki tane bence olive wood denen şeyi e, buraya şöyle koyabiliriz. Yani bu bence gayet güzel bir işaret. Mesela uzaklaştık diyelim. Buradan şu şekilde yani evet iki tane odun buraya konulmuş bence çok güzel aynen bu işaret mükemmel oldu hatta üstüne arkadaşlar bir tane de şöyle şu taştan mı koysak aynen bakın şu taşı da şöyle üstüne koyduğumuzda mis gibi abi daha tamam bir şeye gerek yok hatta şu slepleri de arkadaşlar şöyle ve şöyle koyduğumuzda bence mükemmel bir işaret oldu artık bunu nereden görsek tanırız tamamdır. Güzel oldu arkadaşlar şimdi e, mekanımıza doğru gidiyoruz evet. Ee, ve şimdi bu crafting table'ımızın üstünde çubuklarımızı bu şekilde e, flake'd flint'imizde arkadaşlar bu şekilde koyduğumuzda ve tıp 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 vurduğumuzda evet arkadaşlar bir spear elimize gelmiş oldu Heh, alıyoruz tamam e, spear'ımızı aldık ve şimdi arkadaşlar e, bir başarım daha kazanmış olduk fakat şimdi bunu arkadaşlar taşlandırmak için kendimize balık tutmamız gerekiyor ya mızrağını kullan ya da farklı aletleri kullan ve e, bir balık Elde et diyor balık yiyeceğini e, Tatlıyor elde et diyor Şimdi bakalım arkadaşlar balık yiyebileceğiz mi Seride ilk defa balık tutabileceğiz mi Şimdi mızrağı kullanarak deneyeceğiz Bunu e, şurada ileride biliyorsunuz Bir suyumuz vardı daha önce gittiğimiz Bir su yani şu, şu taraftaydı Yanlış hatırlamıyorsam şimdi çanklar pek e, Göstermiyor ama Yani bu tarafta olması lazım şu ileriki tarafta Bakalım evimiz gözüküyor mu yani yaşadığımız yer Evet bakın ha bu şekilde işte Şundan bahsediyorum abi bu burada olduktan sonra evi her şekilde buluruz. Yani mağaramızı her şekilde buluruz yaşadığımız yeri. Evet burada bir su var ve bu suyun içine girdiğimizde arkadaşlar güzel bir şekilde bence balık tutacağımıza inanıyorum. Ve şimdi ha bak Tomahawk'umuzu nerede kullanacağız? Bir bak şimdi Creeper'ı şurada ya bak Creeper'ın kafasına fırla. <laughs> ne oldu? Fred bir şeyin var mı? Fred yok inşallah bir şeyin. Ne oldu arkadaşlar? Çok garip bir şey oldu. Cidden çok garip bir şey oldu. Nerede? Tomahawk'umuz nerede? burada ama pek bir işe yaradığını sanmıyorum ben bunun bu, bu saatten sonra. Çünkü gördüğünüz gibi daha demin lag mı girdi Tomahawk mu bunu bize çekti anlamadım ama şöyle mesela fırlattım şeyi bana çekti Creeper'ı bana çekti sanki. Yani çok ne bileyim garip bir andı çok ee, tehlikeli bir andı neyse arkadaşlar akşam oldu bu arada biraz ama suyun içine girsek mi diye düşünüyorum evet girelim mecbur gireceğiz şimdi suyun içine girdik arkadaşlar ve mızrağımız arkadaşlar mürekkep balığı için değil heh Normal balık için bak şuradaki balık için kullanacağız. Bak 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 görüyor musun bak. Heh. Şimdi o balığı arkadaşlar güzel bir şekilde avlayacağız. Bak yanına gidiyoruz. Mızrağımızı fırlatıyoruz ve evet balığımızı arkadaşlar çok güzel bir şekilde avladık. Biraz karanlık bir ortamdı ama inşallah görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar balığımızı mızrağımız sayesinde güzel bir şekilde avladık. Şimdi karaya doğru çıkıyoruz. Çıkıyoruz ve çıktık. Bakalım mızrağımız elimizde balığımız elimizde. Evet çok güzel oldu vallahi güzel oldu bu bizim için. Evet balığımızı şimdi gidip arkadaşlar pişirip güzel bir şekilde yiyeceğiz. Tam bir e, taş devrinde yaşayan insan gibiyiz. Şunlardan biraz yesek ne olur? Bakalım. Bir şey olmaz yani bunlar sonuçta bir meyve olduğu için bize zararı olacağını sanmıyorum şu şekilde. Evet, yiyebiliriz yani ve hızlı bir şekilde yeniyor. Güzel. Atıştırmalık iyi yani çerez gibi. Neyse şimdi arkadaşlar bakalım. Ee, evet mekanımız bak bu şekilde hızlı şekilde buluyoruz artık. Tamam. Artık sıkıntı yok. Artık yarım saat boyunca yaşadığım yeri aramayacağım arkadaşlar. Böyle bir derdim olmayacak. Şimdi hızlı bir şekilde onun içine doğru gidip e, oradaki işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru mu bu tarafa bu tarafa doğru gidiyoruz. Uy, ananı avradınız senin. Ha bak bu bizi fışa şey yapıyormuş, fışkırtıyormuş. Gel bakayım sen buraya. Heh. Tamam öldürdük. Bir tane daha yaratık var. Fred. 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 Fred'i öldüreceklerdi. Az daha. Şimdi. Sen Fred'i öldürürsün ha. Gel bakayım. Tomahawk sen deneyeceğim. Hoppa. Bak. işte yani Tomahawk işe yaramadı şu an. Niye yaramadı bilmiyorum. Neyse şimdi bir kez daha vuralım. Tomahawk'umuz yok. Mızrağımız var o zaman. Gel. 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 Fred çık. Fred çık. Allah seni davul etsin Fred. Çık şuradan. Gel. Tak. Evet arkadaşlar mızrağımızla zombimizi öldürdük. Ve zombimizden bir adet daha keskin kemik çıkıyor. Bunları burada birleştirebiliriz. Ve yepis yeni bir keskin kemik yapabiliriz. Şimdi de şuradan tomahawk'umuzu alalım. Tamam çok güzel. Oo ne haber? Dur bir dakika atamadım. Bir dakika gel buraya. Ne haber? Ha, hey gel. Gel. Gel mızrakçı gel. Hoppa. Sana da mızrak. Gel. Hop, bir dakika. Keskin kemikle vurduk. Bir kez daha vurduk ve tamam öldürdük arkadaşlar. Fred bana hiç yardımcı olmuyor. Aksine Fred bana zararlı arkadaşlar. Önüme geçiyor sürekli e, savaşırken. Bakın yani dibimden ayrılmıyor Fred. Evet şimdi havucumuzu arkadaşlar güzel bir şekilde tekrar tüketiyoruz. Ve ne yapacaktık? Heh evet balığımızı pişirip yiyecektik. Balık aslında şurada daha güzel pişer ama yani burayı kullanmak istiyorum artık. Şimdi arkadaşlar şuradaki balığımızı alıyoruz. Buraya koyuyoruz bir adet ve şimdi arkadaşlar bu pişip bu tarafa hazır şekilde dönecek. Bakın bu pişiyor, 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 pişiyor. Ve hazır olduğunda sağ tarafa gelecek arkadaşlar. Evet bu şekilde bak, gördüğünüz gibi geldi adetiyle beraber. Şimdi pişmiş balığımızı arkadaşlar burada tutalım elimizde. Lazım olduğunda yeriz. Aa mızrağımız kırılmış bak. Evet mızrağımız kırıldığında ne yapıyorduk? Çubukla veya... Ha. ha şöyle bir şey var. Şimdi bu şekilde kırıldıysa ucuna flinti koyuyoruz ama e, şu şekilde yarıldıysa tahta bölümü yarıldıysa çubuk koyuyoruz. Evet çok mantıklı cidden yani bu şekilde kırıldıysa çubukla bu şekilde ucu kırıldıysa flintle düzeltiyoruz. Şimdi o zaman arkadaşlar e, biz bunu flintle düzelteceğiz. Yani şu şekilde şunu şuraya koyacağız ve flaked de bu şekilde koyacağız ve mızrağımız geri elimize gelecek. Şimdi e, şunu ben niye elimde tutuyorum o yüzden şuraya koymak istiyorum aynen o onun malzemesi çünkü. Şimdi arkadaşlar bunu da demiştim ya size. Hani birden fazla pişirebiliyorsunuz diye. Bakın böyle tak 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 3 tane koyabiliyoruz. Hatta bakalım yanına bir tane daha koyulabilir mi? Hayır. Yani aynı türden, aynı tür yemekten bayağı bir koyabiliyoruz. Fakat farklı tür yemeği koyamıyoruz. Hani en azından bundan iyi yani. Çünkü buna sadece bir tane, bir adet koyabiliyorduk. Yani bir adet yiyecek koyabiliyorduk buna. Fakat bunu arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bayağı bir yiyecek koyabiliyoruz. Elimizde ne kadar varsa. Bakalım şimdi ee, buradan... Pişmiş etlerimizi de haydi haydi. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin dur. Tuş takılı kaldı o kadar bir şeye bastım ki dur sakin. Sakin bir dakika e bak. bir şey yap oğlum. Tuş takılı kaldı dur. Tuş takılı kaldı W tuş takılı kaldı herhalde dur. Oğlum durduramıyorum şu an. Ateşim de gitti Allah senin belanı versin creeper. Nereden geldin sen oradan ya bir dakika ya dur. Abi niye durmuyor? Ya ben bu kadar cidden Minecraft'ı bak senelerdir oynarım ama böyle bir creeper saldırısıyla yani karşılaşmışımdır mutlaka. Fakat arkamda biter, yanımda biter, sesi gelir korkarım, fırlarım. Ama abi şu kadarcık delikten bak şuradan. Yani burayı ben açık bıraktım ki buradan içeriye sabahları şey girsin, ışık girsin. Bak bir tane daha var hatta bundan. Şurada bir yerde aynen bak. Bunları ben açık bıraktım ki içeri ışık girsin ama Gelin görün ki oradan Creeper gireceğini nereden bilelim ve evet tam da önümüze düşeceğini yani çok garipti cidden çok garip bir andı. Neyse uzatmadan arkadaşlar şurayı düzeltelim artık. Şunu şuraya koyuyorduk. Ondan sonra abi hala bak şokundayım valla nefes verişim değişti yani o kadar söyleyeyim size. Şimdi o zaman elimiz değmişken arkadaşlar bu balık olayını falan hallettik ya. Elimiz değmişken şu e, normal stone pickaxe'i de yapalım bence ve e, yukarısındaki. Bu şekilde neymiş ha, çalışmak istiyorsan work blade. Ha work miymiş bu. Evet bakalım bir work yazalım şimdi. Onun yapımı nasılmış arkadaşlar. Şuraya bir work yazıyoruz. Evet şöyle bakıyoruz. Evet çok da zor olmayan zaten hep birbirine benzeyen yapımları var. Bir de neydi İşimize yarayacak olan bir şey daha vardı lan bir dakika. Ha. Evet stone pickaxe zaten stone pickaxe de arkadaşlar biliyorsunuz e, yapımı yani hani stone Pickaxe'in bu şekilde. Normal taş ve... E, çubuk kullanarak yapacağız o zaman arkadaşlar taşlarımızı e, şuradan kazalım zaten taşın içinde yaşıyoruz şuradan biraz daha evet 3 tane olmadı bir dakika 3 olmadı 3 taşımızı alalım ve gelelim 3 taşımızı arkadaşlar şöyle koyalım 2 tane de çubuğumuzu şunun altına koyalım ve bu çubuklarımızı bırakalım bunu alalım tıp 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 yapalım ve stone pickaxe arkadaşlar şöyle elimize gelsin tamamdır. Şimdi stone pickaxe'imizi de yaptık. Evet şu flint pickaxe'imizden daha iyi olduğu için bunu buraya koyuyoruz bunu buraya koyuyoruz. Ha bir de chest yapalım kendimize artık. Evet arkadaşlar onu da göstermek istiyorum. Sandıkları mutlaka görmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar sandığımızı böyle yapıyoruz. Ve e, şuradan taşımızı alıyoruz. Tıp 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 yapıyoruz. Olmuyor çünkü sandığımız bu şekilde değil. Bir şey daha var içinde evet. Biliyordum bir şey daha olduğunu zaten ama ezbere yaptım. Ha tamam. Bir de taş var ortasında aynen arkadaşlar ortasına bir de şu şekilde taş koyduğumuzda e, bu sefer artık e, tıp, tıp 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 yapabiliriz ve chestimiz arkadaşlar karşımızda chest dediysem öyle minecraft'taki normal chestleri düşünmeyin evet arkadaşlar çok ama çok kullanışsız bir sandık düşünün acayip kullanışsız yani size o kadar söyleyeyim hemen arkadaşlar nereye koyalım şimdilik şuraya koyalım ve e, içini açalım Evet bu şekilde arkadaşlar yani nasıl kullanıldığını hemen göstermek istiyorum size. Mesela şuraya e, balığımı koyuyorum ondan sonra şuraya etimi koyuyorum ondan sonra arkadaşlar şuraya mesela havucumu koyuyorum. Evet 3 sıra böyle var ve sağa doğru da yani yana doğru da arkadaşlar şöyle mesela kemimi koyuyorum ondan sonra çubuğumu odunumu falan e, çubuğumu koyuyorum odunumu koyuyorum bakın. Buraya doğru 4 satır, buraya doğru 3 satır var. Yani toplam arkadaşlar 12 tane satırımız var burada. Yani normal Minecraft chest'inden bir tık daha küçük. E, fakat arkadaşlar bunun yanı sıra bir de acayip kullanışsız. Yani e, şimdi şöyle chest'i kapatalım mesela tamam mı? Chest'imizi açtık. Hani buradan böyle tek tek mesela seçip şurayı seçip işte shift'e bastığımızda sayısını gö gösteriyor bu şekilde. En azından hani bu biraz bu biraz biraz şey hani e, kabul edilebilir bir e, iyi bir özelliği yani. Fakat onun dışında çok ama çok kullanışsız bir. Ha bu arada elimize alabiliyoruz bir dakika şöyle koyalım. Shift'e basıp sağ tıkladığımızda sandığa direkt olarak sağ tıkladığımızda elimize alabiliyoruz bu şekilde ve taşıyabiliyoruz. Onu da söyleyeyim istediğimiz yere. Bu güzel zaten ama bu e, farklı bir modla alakalı zaten. O yüzden bu sandığın kötülüğünü değiştirmez yani. Bu sandık arkadaşlar çok acayip kötü bir sandık. Onu da söyleyeyim. Neyse böyle bir sandığımız var yani haberiniz olsun. Şimdi bir dakika şunları alalım buradan çünkü bunlar şu an işimize yarayan şeyler. Evet bak acayip kullanışsız. Yani çünkü bak bunu elimize alacağız. şurun şuraya, şuraya tekrar atacağız falan da böyle bak. Hani basamıyorum bile yani. Şu balığı almak istiyorum ha. Aldım. Tamam balığı şuraya attım. Kemiği aldım. Elimi boş bırakmam lazım ha. Tekrardan çubuğu aldım. Elimi boşaltmam lazım tekrar ve şunu aldım işte. Ondan sonra şunu aldım. Yanına da şunu aldım. Tamam değil mi? Her şeyi aldım. Aynen. Sandığı kapattım. Yani bunu normal bir Minecraft sandığına yapsaydım çok daha kısa sürecekti. Lap 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 hepsini alacaktım. İçini açıp çünkü. Hemen shift attık şifsi attık şifsi olduk falan her neyse. Neyse arkadaşlar şimdi bunu da yaptık sandığımızı da yaptık. Bir de ne yapacaktık ha? Work blade yapacaktık. Yani şuradaki arkadaşımızı yapacaktık. Evet flake flint lazım. Çubuk lazım ve her zamanki gibi twine lazım. Şimdi bakalım kaç tane flintimiz var? Hiç yok. 4 tanesini şu şekilde koyuyoruz. Ve bir de twine yukarı koyuyoruz. 2 tane çubuk aşağı koyuyoruz. Yani şu şekilde çubuk koyuyoruz. Şu şekilde de arkadaşlar... Nerede o? Ha twine burada. da böyle koyuyoruz ve taşımız nerede? Burada. Bunun arkadaşlar tıp 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 yaptığımızda evet, workblade'i elimize almış oluyoruz ve arkadaşlar L'ye bastığımızda buradaki başarımların çoğunu artık tamamlamış oluyoruz. Ay! Sonunda be. Evet arkadaşlar, o zaman bir dahaki bölüm görüşmek üzere başka maceralarla tekrardan buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bay bay.